Ve şimdi Behtan'ın bütün geçmişini Behtan kendi gözleri önünde görecek. Sen tanıyorsun Arzu, Serhan'ı. Tanıyorum. Yutkunduracak şekilde. Saçın niye yan tarafta? Bir özür diler misin? Ben gidiyorum. Vedalaşma için. Bir özür borcun olabilir mi Arzu'ya Sarıhan? Evet Funda. Bu alanın neye ihtiyacı var? Sevgiye. Başka? Birbirlerini bağlamaya. Kapatın gözleri, aktivasyon başlasın diyorum. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki biraz önce Ayşegül ablayla, Ayşegül Batalgüler'le muhteşem bir yani sohbet ettik. Röportaj da diyemeyiz. Kitabı anlattı. Biz aslında kitabı bu kadar güzel anlatmışken bu işe çok ihtiyacı olan, sizin de çok iyi bildiğiniz bir hikayeyle onu baş başa bıraktık. Birazdan burada Behtan'ın hikayesinin aile dizimi olacak. Biz buna aile dizimi diyoruz. Kendisi başka şeyler söylüyor. Hepsinin teknik bir açıklaması var. Sizlerin gözleri önünde birazdan Behtan tüm geçmişiyle yüzleşecek ve sadece bunların, buradaki arkadaşlarımızın, kişilerin kim olduğunu siz bileceksiniz. Onlar kim olduklarını bilmeyecekler. Teknik bütün açıklamaları size yapacağız. Burada çok ilginç şeyler yaşanacak. Bakalım Behtan geçmişini affedebilecek mi? Biraz önce bahsettiğim gibi, buradaki hiç kimse daha önce Behtan'ı gördü mü? Hayır. Hikayesini de dinlemediniz, izlemediniz. Sen özellikle dizim yapacağın kişilere bu hikayeyi izletmediğini söyledin. Aynen öyle. Ve şimdi Behtan'ın bütün geçmişini Behtan kendi gözleri önünde görecek. Evet. Vallahi başlayalım. Söz sende, ben artık bilmiyorum. Ben hikayeye girmedim çünkü hikayeyi biliyorum. Benim de affedemeyeceğim kişiler var hikayede. Artık burası sende. O zaman alan konuşsun diyelim. Evet. Herkes hazırsa başlayalım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Arzucuğum. Çık bakalım. Hoş geldin Arzu. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Biraz kalp çarpıntısı var. Sıkışık hissediyorsun. Sıkışık hissediyorum. Peki. Yolunda mı her şey? Onun haricinde. Değil. Büyük bir boşlukta. Boşlukta. Boşluk var. Bilinmezlik. Sarıhan'cığım çıkar mısın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Sarıhan? Gri her şey. Yani hayata bağlanmaktan çok bir perdenin arkasından hayatı seyreder gibi, pencerenin arkasından. Hayata katılmayarak, kendi içindekileri çözmeyerek, kendini kapatmış, izole, asimile bir hayat ve renksiz. Renksiz. Kodeste gibi yani, hapiste gibi sanki. Tanıyor musun Arzu'yu? Tanıyorum. Ne kadar yakın? Yakın bayağı biliyorum. Sen tanıyor musun Arzu, Serhan'ı? Evet. Tanıyorum. Yutkunduracak şekilde. Yutkunduracak şekilde. Sibel. Sibel'cim hoş geldin. Hoş buldum. Ne var yerde? Çin. Ve o tüyü görünce almak isterim yani. Tanıyor musun Arzu'yu? Tanıyorum. Sarıhan'ı? Tanıyorum. Çok asil bir kadınsın. Hı. Güzel bir asil. Ne oldu?
da Sibel. Hüzünlüyüm. Bir şey yok. Tanımlayamıyorum. Kendimden geliyorum. Arzu'nu ne kadar tanıyorsun Sibel'i? Neden içi çektin? Fazla yoğun bir şey geliyor orada. Fazla. Fazla. Fazla çok bu her yanım verdi. Çok hassas bir şey var. Gül. Hissettirdiğim. Çıkar mısın tatlım? Hoş geldin. Hoş buldum. Güzel geldin. Evet, huzurlu geldim. Huzurlu geldin. Evet. Gözlerim parlıyor. Evet, şu an çok huzurluyum. Saçın niye yan tarafta? Niye mi yana doğru attın? Çığlıklar, kıyametler, kornalar. En son ablamın birinin kucağında saçı böyle sallanırken kan damladığını gördüm. Karın üstüne arabayı atıp götürdüler. İyi misin Gül? İyi değilim. Sanki biraz şey oldum şu an. Bir daraldı şu anda. Ama iyiyim. Neyse, kimi tanıyorsun burada? Ne oldu Sibel? Onu mu bekliyordun? Çok neşe getirdim. Neşe mi getirdin? Evet, neşe getirdim. Çok sevgi. Tanıyorsun. Işıl ışıl, o kadar güzel ki. Saruhan, sen ne yapıyorsun? Vallahi sevgisi çok. Ne kadar tanıyorsun buradakileri? Gül'ü, Sibel'i ve Arzu'yu. Arzu'yu çok iyi tanıyorum. Sibel'i de tanıyorum. Yani onlar kadar iyi tanımlamayın diye sen. Bunun üzülmesine gidiyor. Çok büyük bir üzüntü enerjisi var. Bir şey mi olmuş? Bir şey mi yapılmış? Yani çok büyük bir üzüntü. Bu üzüntünün sebebi bir kayıp. Bir tane mi acaba? Yani o kadar büyük bir üzüntü ki. Bu şey gibi değil. Böyle hani biri gitti hayatından da üzülüyor gibi bir şey değil. Çok derin bir üzüntü. Ve hani o auranın içinde olan herkesi de etkileyebilecek bir çeşit enerji alanı oluşmuş demek ki yıllardan beri orada çekilen üzüntülerden. Şükrü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Güzel. İyi misin? Yani dört kişiyi görünce kendime göre evet. En yakın kimi tanıyorsun bu alanda? Ya herkes çok tanıdı ona göre ama en çok kim dersen bu tarafta Saruhan. Benim de tüylerim diken diken oldu. Bilmiyorum ama beni tanıyorsun diyecektim. Bilmiyorum ama tüylerim diken diken. Sen tanıyorsun ama değil mi? Evet. Yani çok yakınım. Bilmiyorum. Yani çekiyor bir şey. İyi misin? İyiyim. Bedeninde bir problem var mı Gül? Tüylerim diken diken. Sadece. Hı-hı. Peki. Uzaktan izliyorsun hepsini. Evet. İzliyorum. Böyle değişik terleyerek. Kızgın, öfkeli, o terlemenin her şey içerisinde var. Her şey var. Karma karışık. Evet, evet. Yani şöyle yapayım. Ben de rahatlatmak istedim. Halimin içindeki sevgisizliği. Çok mu derin? Ama baktığın zaman orada sevgi var. Orada çok güzel bir sevgi var. Yanına gelebilir miyim? Geleceğiz. İyi geldin. Çok yorulmuşum. Evet. Ne olmuş Gül? Yani çok yorulmuş. Çok yorulmuşsun. Hı, yorulmuş. Yorulmuş. Hı hı. Kim yormuş onu burada mı yoranlar? Sibel birazcık beni şey yaptı. Yormuş gibi.
Ama huzursuz gördüm beyefendi. Saruhan huzursuz. Evet, Saruhan neden huzursuzsun? Ben çekilen üzüntüye karşı bir huzursuzluğum ve... Hocam biraz kendini anlat bize. Nasıl bir karakter, nasıl bir ruh formuna sahip kişi? Çok derinden hissediyor duygularını. Çok duygusal ama güçlü ve sert gözükmek gerektiğini hissettiği için hayatında genellikle duygu dünyasını içine atıyor. İçine attığı zaman da bunu biriktiği için çok sert bir şekilde yaşıyor. Ve gene kendine yapıyor. Kendine ettiği için de onu bir çaresizliğe sürüyor. Yani çıkış yolunu da bulamıyor. O zaman da üzüntünün içine kaptırıyor kendini. O zaman o da kaybolmaya başlıyor ve tamamen melankolik bir forma dönüyor. Peki Sibel'e karşı ne hissediyorsun Saruhan? Sibel'i tanıyorum ama yani mesela onun üzüntüsüne üzülüyorum. Sibel'e karşı nötr vaziyetteyim. Yani bir kızgınlığım veya ekstra bir sevgim. Oraya karşı da ekstra bir sevgim veya ekstra bir kızgınlığım. Yani ikisi de benim için çok süper özel insanlar değiller. Sadece burada çekilen üzüntüye ben çok üzülüyorum ama onlar ikisi yan yana geldikten sonra böyle içimde bir şey oluştu. Hani olur ya çok karanlığın içinde evet. Ufak bir ışık yüzmesi gözükür böyle. Güzel söylemişsin. Anlatabiliyor muyum? O enerji onların ikisi beraber olursa dağılmaya başladı yavaş yavaş. Dağıldıkça bu hepimize yansımaya başladı. Şükrü'yü tanıyor musun? Şükrü'yü tanıyorum, evet. Şükrü'yü tanıyorum. Şükrü de çaresiz hissediyor kendini olaylara karşı. Bir şeyler yapmak istiyor. Ama onu tutan bazı kişiler var, durumlar var. Yani tam olarak istediğini söyleyemiyor Şükrü. Ama çok üzülüyor, o da çok. Umurunda değil yani, umurunda her şey ama bir sebepten dolayı bir aciziyet çekiyor orada. Bir çaresizlik, bir çeşit diyebiliriz belki. Fizyolojik bir şey var mı bedeninde ya da nasılsın şu an? Konuşamıyorum. Konuşamıyorsun. Ellerim bağlı. Uğur nerede ki şimdi? Uğur da diri diri gömdüm. Bunun ne demek olduğunu bize anlatabilir misin? Uğur 25 sene ceza aldı. 12+25. Birini mi öldürdü? Hayır. Neden? Babamın işinden dolayı. Bir şey mi var o konuda? Yok, konuda pek yok da soru ayağım sadece. İğne batıyor. İğne batıyor. Evet. Arzu. Hı. Çok derinlerdesin. Hı. Kaybolmuş bir derinlik. Yok. Şükrü'ye bakıyorum. Neden bakıyorsun Şükrü'ye? Ne var Şükrü'yle ilgili? Ne anlatıyor o şükürlüğe baktığım? Söylediklerin doğru mu diye bakıyorum. Sibel'cim biraz anlatır mısın bize kendini? Karakterini, buradaki kişilerin senin hayatındaki durumu. Onlar burada yok zaten. Hani ışığını görebiliyorum. Benim ama şey böyle bir hayatın beni katılaştırdığını. Fakat onlara dair bir şey olduğunda ya da alana girdiklerinde hani böyle bir hüzün var ya. Yükseldiğimi. Sonra hanımefendi girdiğinde gülümsetti seni, mutlu etti. Beni gülümsetti ve mutlu etti. Ben biraz olan oldu gözüyle bakıyorum ve sanıyorum bir şok etkisi vardır ya, bir şey olur ve artık bir cevap veremezsiniz. Hani o kadar çok olmuştur ki kitlenmiş, yani kitlenme hani olan oldu. Hani orada cinayet işlense de sorun yok. Ne olursa olsun gibi bir karakter. Güçlü durmaya çalışan, aslında güçlü. Bir taraftan kırılgan bir yanı mutlaka var. Çünkü gördüğü karakterlerle şey yapıyor, böyle bir üzülmüyor falan. Böyle korku yok, öfke çok, kontrol çok. Zayıf bir karakter. Fakat herkes çok güçlü olduğunu zannediyor. Ellerini bağladım. Dinlerken. Evet. Gülcüm. Burada mısın?
gitme. Bırakamayan sayfı. Benden, Berkem'inden böyle tüm onurluğundan acayip bir sıcak enerji iç açmaya çalışıyorum, hissettim. Bırakamıyorum, nedense bilmiyorum. Evet, onların beraber olması bana da kendimi bir son veda diyelim mi? Ah. Bir demen lazım. Bir son veda. Ne söylemek isterdin Gül Arzu? Çok seviyorum seni. Yanılayım. Bir özür diler misin bana gördükleri şey için, gördüğün şeyler için? Özür dilerim. Ablamı otururken gördüm. Kapının eşiğinde, kirişinde. Ayaklarını böyle uzatmış ve elinde tabanca var. Sıktı. Gördün mü bunu? Olamaz böyle bir şey ya. O kadar uzun izledim ki aslında. Yani ses çıkaramadım. Gördüğüm anda bir anne desem salonun dibindeyim. Yani kapının eşiğindeyim. Bir gelir müdahale eder. Ben vurur elinden alır ama ben ses çıkaramadım. Dur diyemedim. Abla diyemedim. Anne diyemedim. İzledin. İzledim. Sevdim seni. Teşekkür ediyoruz. Seni gönderiyorum lütfen. Ne oluyor musun? Oturmak için zor tutuyorum. Sibel'cim, dokunur musun biraz? Ellerini. Tutar mısın? Elini, gözlerine bakar mısın ağzının? İyi misin biraz daha? İyiyim. Şimdi Sibel de gidecek. Tamam. Var mı Sibel'cim söylemek istediğin bir şey? Sıkışıyor. Var. Sanki nefessiz yani kaldım. Funda girer misin ona? Söyleyeyim mi? Evet söyle lütfen. Gidecek miyim? Gidecek. Söyleyeyim. Güçlü ol. Sil kafandan bazı şeyleri. Sil? Bilmiyorum. Sil işte. Güçlü ol, sürekli onlarla yaşama. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Vedalaşmayacağım. Neden? Uğur babamın yanına uzandı. Hasta ilgilenmemiz lazım. Ben kapının önüne geldim. Annem de kapının önünde. Dönecek misin dedim. Sadece. Geleceğim dedi. Ne dedi? Böyle tuttu. Burasına yatırdı. Geleceğim dedi. Sarılır mısın? İstemiyor. Benim için sarılır, sarılır mısın? Funda yardım etsin size. Ben istesem sarılır mısın? Funda yardım eder misin? Senin burada hiçbir suçun yok. Sibel'cim. Sarılarak aktarmanı istiyorum. Eksikliğini tamamlamanı istiyorum.
Seni affettim. Sen de beni affettin. Hadi. Gidiyorum. Teşekkür ederiz. Funda kalk dediğinde neden Arzu'ya dokunmak istedin? Ona ihtiyacım var bana çünkü. Sana ihtiyacı var. İhtiyacım olduğu için ben onu korumam gerekiyor. Koruman gerekiyor. İyi geliyor. Her zaman arkasında olmam lazım. Saruhan, Gül gitti, Sibel gitti. Hiçbir duygu kıpırtaması, hiçbir... Bu kadar mı duygusuz bir form? Hiç, yani sıfır. Bir üzüntü yok, bir şey yok. Öyle geldi, geldi, geldi. Ben sadece onu düşünüyorum. O zaman tutar mısın? Ne söylemek isterdin? Ne olurdu Vedan? Daha fazla üzülerek bir önceki günlerden daha başka bir şey olmayacak. Diğer günler de aynı geçecek. Onun için geçmiş, ne olursa olsun geçmişte kaldı. Önümüzdeki günler her zaman için istediğin kadar parlak olabilir. Seçim tamamen senin. Ve seçimini karanlığa doğru değil de ışığa doğru yapmanı tavsiye ediyorum. Bütün kalbimle diyerek. Hoşça kal. Saruhan'cığım, Arzu'ya sarılır mısın? Tabii. Bir özür borcun olabilir mi Arzu'ya sarılır? Yani öyle hissetmiyorum ben de özür borcuyum. Sadece geçmişini arkada bırakırsa ve ne olursa olsun yaşam devam ediyor. Geleceğe geçmiş gibi bakmazsa bu hayat ne olursa olsun çok güzel olabilir. Çok güzel. Zannettiğinden çok daha güzel. Teşekkür ediyoruz. Tamamcık seni de gönderiyorum. Kim kaldı? Ben varım arkasında. Aynı zamanda. Hiç bizim ayağımız değil ki. Herkes bir seveyim. Şükrü görüyor musun? Evet. İyi hissediyorum artık. Daha iyi. Daha iyi. Sen nasılsın Şükrü? Ne dedim ya, konuşamıyorum. Konuşamıyorsun. Konuşamıyorum. Zor mu duruyorsun hayatım? Yani. Serkan'cığım seni alıyorum alana. Hoş geldin. Hoş burada mısın? Arzu, tanıyor musun Serkan'ı? Evet. Tanıyorum. Bağladın ellerini. Evet. Neden? Onu görünce biraz ürktüm ben. Korkuttu mu seni? Evet, bir şey var. Evet. Serkan ne kadar tanıyorsun? Arzu abla mı? Evet, çok. Arzu abla. Yakın tanıyorsun. Hı-hı. Nasıl bir karaktersin? Bize kendini anlatır mısın? Kötü bir yanım varmış gibi hissediyorum. Kötü bir karakter. Bir şey mi yaptın o yüzden kendine? Yapacak gibiyim. Yapacak gibisin. Yapmış da olabilirsin. Yapmış da olabilirsin. Tehdit etmiş olabilirsin. Korkutmuş olabilir. Korktuk musun? Ha. Evet. Halbuki çok sakin ama çok net. Çok kararlı. En istediğini biliyor yani. Planını yapmış. Net. Arzucuğum, bir şey söylemek ister misin Serkan'a? Bu alanda olmalı mı? Serkan sakin olmalı. Ve bir daha gözden geçirmeli. Verdiği kararlar doğru değil. Yanılmış. Yanılgıda. Farkında olması için daha net bakmalı. Düşünceler ve hayat farklı biraz mı? Daha... Hayat ve düşünce farklı mı?
birilerinin mi? Serkan'cığım, Arzu'yu özgür bırakır mısın? Neden? Dedim ki, ailen istemiyor beni. Eski eşin çocukları göstermiyor ben varım diye. Belli ki sen de çok da hani istemiyorsun. Bir başkasına gönlün kayamaz yani bunları yazamazsın. Bırak beni dedim. Bırak. Yol yakınken yollarımızı ayıralım. Zaten hayatımda kurmamam gereken bir cümleymiş bu. Şimdi anlıyorum. Zaten kendi hayatını düzene sokmak için şu an beni yanında tutuyorsun. Hayatın düzene girince beni zaten çıkaracaksın dedim diye ve ben ayrılmak istiyorum diye. O gün ben sabaha kadar dayak yedim. Sabahında Yıldırım nikahıyla 2 gün sonrasına tarih aldı. Bak ben seni bırakmayacağımı göstermek için. Ben dayak yedim ve benimle evlenmek isteyen bir adam var. Ne bu? Seviyor. Aşık bana çünkü. Tabii senin en yumuşak karnın. Evet. Baskım var çok. Canım. Onun da istiyor işte böyle bir şey. O karar veriyor ve istediği gibi öyle. Ama öyle değil. Anlasan öyle olmadı biliyorum. Anlayabilirsin. Şimdi. Evet Serkan'cığım. Zaten yoksun ve olmayacaksın da. Söyleyecek bir sözün varsa söylemeni, yoksa gözünü da... Gözünü dörtersin. O onun hayatı. Tamam ona söyleyeyim. Gözünü dörtersin. O onun hayatı. O kadar. Başkanım düşünün. Bu alandan çıkmanı talep ediyorum. Bunu özgürlük. Geri gelme talebiyle çıkıyorum. İsteriyoruz. Kalkmalısın. Kal. 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 Sana ne vermeliyim? Anlatsana biraz. Hadi biraz aktar. Kişi ne yaşıyor? Konuşamıyor. Yani herkesin evliliğini istiyorum ama kendime de bir ayrım olmadığı için genellikle. Sağlıksal problemi mi var? Var. Bedensel. Var. Neye ihtiyacın var? Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çevremi yoksun. Arzucuğum. Funda arkanda destekliyor seni. Neye ihtiyacın var? Güvenli alan. Güvenli alan. Güvenli alan. Güven. Alan, güvenli alan, kendi alanım. Ne kadar yani tanıyorsun şu peki? Yani şu kapının içinde her yerden birileri saldırıyor sanki. Düşünüyor olarak yani zindan gibi. Onun için ben böyle kendi alanımda olursam kimse bana gelmezse ben orada kendimi toparlarım. İyiyim yani. Ama böyle her yerden bir şey gelince yok oluyorum. İşin arkasına gidip saklanmak istiyorum. Neden Şükrü'ye uzaksınız? Yaklaşmak istemiyorum. Ben de yaklaşmıyorum belki. Belki değişebilir. Bakmadım belki. Fırsat olmamış olabilir. Kafanın içindeki o bir sürü başka şeyler var çünkü. Yani belki onu göremedim. Oradan seni izliyorlar. Görürsem belki görebiliyorum şu an yapmadı. Görmenince. Görmenince tabii ki görebiliyorum. Alan açıldı şimdi daha rahat görüyorum. Etraf çok kalabalıktı. Zihnimin içi dolu yani. Seni görebilecek vaktim. Neden açıklama ihtiyacı hissediyorsun Şükrü'ye karşı böyle? Anlaşılabilmek için. Anlamıyorlar. Anlatamıyor musun kendini? Anlamıyorlar. Peki devamlı anlatıyorum. Tutar mısın Şükrü'ye? Evet Funda, bu alanın neye ihtiyacı var? Sevgiye. Sevgiye. Başka? Birbirlerine bağlanmaya. Birbirlerine bağlanmaya.
birbirlerini çok iyi tanımalarına. Tanırsalar başaracaklarına inanıyorum. Çok boş değil mi? Evet. Tanımıyorlar birbirlerini daha. O zaman hadi bu alanı bir destekleyelim ve şifalandıralım diyorum. Şöyle. Size bakmanız. Arkadaşlarımızı çağıralım. Bundan sonraki sesi dinleneceğim. Evet, aslında kimin kim olduğunu biz biliyoruz. Saruhan, sağlık olarak alana girmeni istiyorum hocam. Gülcüm, gerçeklik olarak alana girmeni istiyorum. Sibel'cim, denge olarak alana girmeni istiyorum. Serkan, iletişim olarak alana girmeni istiyorum. Ben de alana girmek istiyorum. Seni de aile bağları olarak koyuyorum. Çok, sende çok fazlası var şimdi. Efendim, iyi misin Şükrü? Arzu iyi misin? İyiyim. İyi misin tatlım? Kapatın gözleri, aktivasyon başlasın diyorum. Şifa olsun diyor. Bu şekilde kapatıyorum. Evet. Oh. Bir de benziyor duruşu. Abi falan böyle. Teşekkür ederim. Evet. Bunun üzerine çok konuşacak bir şey yok. Şöyle bir canlı istersen sana verelim. Sana evet, biz burada aslında Arzu Hanım'ı Behtan'ı canlandırması için, sen bilmiyordun. Sen Behtan'dın. Saruhan babandı. Saruhan Bey Alıtma babasıydı. Hikayeyi bildiğim için izleyicisi artık zaten bizimle 5 haftadır yaşıyor. Özür diliyorum ağladığım için ama biliyorsunuz. Sibel annesiydi. Gül. Gül'ün geldiğini hatırlıyor musunuz? Saçı yanma geldi. Ve maalesef Behtan'ın kız kardeşi intihar ettiğinde saçları yandaydı. Ve siz bunu bilmiyordunuz. Ve Behtan'ın aklında kalan tek ablasının son görüntüsü yandaki saçıydı, biliyor musunuz? Ben izlemedim. O bölüme gelmedi sana. Bir bölüm gösterdi sadece. O ikinci bölümdeydi. O kadar etkiledim senin girişin. Ondan sonra dağıldık zaten. Şükrü yaşayan tek aile bireyi, erkek kardeşi ve şu anda hapiste. Ona da kolları bağlı ve kendini konuşamıyordu. Funda, sana çok ihtiyacı var her zaman. Çünkü Funda şifaydı. Hemen geldi ve alandasın. Serkan, tabii ki sen sadece görev için buradaydın. Onu hiç sevmedik. Hayatımız boyunca sevmeyeceğiz. Eski eşiydi. Ve onu çok üzdü. Bu karede olduğunu yine de istemiyoruz. Vallahi istemiyoruz yani. Hikayeyi ben de bilmiyorum. Gerçekten hiç böyle bir şey izin vermedi. Anladın mı? Dün gece onun hikayesine bakabilirdim. İzin vermedi. Yani giremedim diyordu. Ama bugün burada öyle şey bir... dikkatimi çekti. Vedalaşmadım. Giderken hep sırayla gönderdiniz hep gidişi. Önce ablam gitti, sonra annem, sonra babam yani. Evet, aynen öyle. Nasıl sırayla gönderdiniz ve siz benimle vedalaşmadınız. Annem de vedalaşamadı. Aynı görüntü. Karşı karşıyaydık. Döneceğim dedi, vedalaşmadı. Evet. Vedalaşmak istemiyorum dediniz çünkü. Çünkü bildiği bir şey var ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Hani çok şeydi, donuktu yani. Kitliydi, şok. Hep bir evet, şok halinde. Şoktu. Yani kadın kendinde değil. Zaten gözyaşlarımı alana çok özür diliyorum. Girer girmez. Alana girdiğim andan itibaren tutamadım. Ve yıllar sonra vedalaşmadan gitti. Yani maalesef bir evde öyle bulundu. Aynen. Yıllar sonra onun hikayesini de böylelikle öğrenmiş olduk. Babası Behtan'ın
yanında vefat etti ama çok çok uzun yıllar sonra. Babasının yaptığı meslekten dolayı Behtan hep kötü günler geçirdi ama burada o meslekte hiç kötü bir şey yaşamadığını, o mesleğin ona hiç dokunmadığını herkese anlattı. Sonra erkek kardeşiyle ilgili bir gelişme yaşandığını, bizdeki hafta bu güzel gelişmeyi insanlarla paylaşacağız inşallah. Behtan'ın hep sevgiye ve şifaya ihtiyacı vardı. Biliyor musun Gül, ablasının gözünün... benim için ablası çok önemli. Sen kızının ölümünü gördün. Ve gözlerinin nuru aktı. Sen onu yazışı sandın. Öyle mi? Evet. Çok acı bir hikayeyle hayatımızdan gitti. Sevdiğin adamla evlenebildiğin için. Babası yoktu yine. Yine kumar oynuyordu. Günlerce eve gelmedi. Anne çok zorluk mu yaşamış? Anne dünya... Travmanın dibini yaşamış sanki. Anne çok büyük zorluklar yaşadı. İzleyici biliyor, siz bilmiyorsunuz diye anlatmak istiyorum. Bizi derinden etkileyen bir hayat hikayesi dizi gibi. Ama gerçeklerin hepsini bu küçük kahraman yaşadı. Sonra babası geldi. Kumarda ilk kez kazanmıştı. Bu paramı kızımı kurtarır mısınız dediğimde kız ölmüştü artık. Vedalaşalım kızıyla. En son sen gördün gözünün nuruyla. O da ablasının yanı düşmüş saçlarını hatırladı bir tek. Ve sen saçların yanında geldiğimizi çok etkiledi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben inşallah geçmişini affedersin. Ayşegül abla. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Seviyor mu? Çok seviyorum. Ayşegül abla bana da tabii benim hikayem böyle acıklı değildi. Biz daha çok kariyer odaklı bir aile dizimi yapmıştık. Onu da bildin. Hayatından ve masandan gidecek olanlar var dedim bir yıl önce. Hayatımız çok normalken. Ayşegül abla inanılmaz bir biraz önceki yayında da anlattığımız gibi aileden şaman her şeyi aslında kökten biliyor. Ben de Beytan artık benim ailem olduğu için onunla bu yolda seninle ilk gün söyledim. Bana yardımcı olur musun? Onun şifaya ihtiyacı var diye. Çok teşekkür ediyoruz size. Bizim hikayemizi sonlandırdığınız için. Beytan, burada sarılmak istediğin biri var mı? Özledi. Hepsi. Evet. Sarıl.